Videoya geçmeden önce sol tarafta yeni sulu meyve çekilişimizi görüyorsunuz. Karaborsa gol patlaması şartla da resimde var zaten. 15 Mart'ta bitecek bu çekilişimiz. Sağ tarafta da eski trigon çekilişimizin esas yedek ve 7'den 7'ye kazandı. Selam arkadaşlar, sıfırdan elmasa olursa şampiyonanın 13. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bakın, Platini'nin kümü 3'teyiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık seri bitiriyorum diyebilirim ya, yani çok az kaldı. Bir bölüm ya da iki bölüm sonra seri bitecek diyelim. İsterseniz de elmasla birkaç maç atarız, şampiyona zorlarız belki seri için, ama şu anlık planım elmasla bitirecek. Serimize geçelim. Eğer hala abone değilseniz de kanalıma abone olsanız sevinirim. Şimdi bakın. Oğlum bize bu arada bir dakika. Benim oyun kodu takılmamış. Hemen takıyorum. Bize 360 MMR'lı adam geldi. Çok iyi abi. Salvador Dali. Salvador Dali severiz bu arada. Çok güzel bir ressam mıydı vallahi hatırlamıyorum ama. Oo, çok fena taptık. Evet, yine ısınmadan başlanan bir maç sonrasında şöyle vurdum. Bu arada dediğim gibi bu tarz serilere ısınmadan giriyorum arkadaşlar. Onu da çok kısa belirledim dipnot olarak. Şöyle kurtaralım. Tamam, güzel. Artık bizim adamın bir tık kıpırdanması lazım. Ben gidiyorum. Ya bilmiyorum, ısınmadan gelince böyle hem doğal halimi görüyorsunuz hem daha iyi oluyor. Hem de kötü oynuyorum. Yani kötü oynamam şu bakımda. Niye? Çünkü pozisyonlamayla da maçı kazanabileceğinizi göstermeye çalışıyorum. Sen ne kadar iyi oynadığınız değil, ne kadar iyi oyunu okuduğunuza dayalı bir şeyler katabiliyorsam size vallahi çok iyi oluyor diyebilirim. Şimdi bakalım. Bizim adam onu yapıştırsa çok iyi olur ama atamadı. Şöyle vurdum. Kaleye doğru gidiyor ve gol girmiyor. Bizim adam yok yine. Çok güzel. Aa, bizim adam yani şu an bir tek sıkıntılı gözüküyor. Bak, topa gitmedi yine. Gitmesi gereken bir toptu. Şimdi bu adam çekecek Allah'ın emri. Ben buna girerim artık. Tamam, sattı. Şöyle vurdum. Bizim adam gelsin artık. Çok güzel. Çok güzel pas. Salsın onu, attım. Hadi be, yakındı yakındı. Oo, çok kötü sekti o. Çok fena sekti. Adamlar da iyi vurdu oradan. Şimdi benim bu... Oo, o bussa niye gelsin ki abi? Abi adam bir de önüme çıktı. Çok acayip bir maç oluyor yani. Pingimiz de var bu arada. Gördüğünüz atlarken bir böyle gecikme yaşandı. Tamam, onu tutması lazım. Oo, çok sıkıntılı. Ah be. Şimdi orada niye kendi kalemi attım? Çok kısa açıklayayım. Ben orada röveşata çekerim diye düşündüm ama olmadı. Zaten burada %100 adamın hatası da, işte biz orada hani çok ufak bir ihtimali kovaladık. Oradan zıplayıp belki bir şekilde çeviririz dedik. Çünkü zıplamasak eğer adam bomboş kaleye topu takacaktı, biz de risk aldık. Çok büyük bir risk aldık ama maalesef tutmadı. Oo, bizim adam vurdu. Güzel, okey. Aa, bak artık burada gitmesi lazım. Ben çünkü bulsan dönüyorum. Rotasyon gereği kaleye geçmem lazım. Şöyle, tamam, okey, güzel. Ya bu kadar abi. Defansa zaten bir sıkıntı yaşamazsak bu adamları hallederiz gibime geliyor. Şuradaki fake'de de adam iyi gitmiş. Bu arada benim oyunu sesini kısmam lazım. Çok fazla geliyor abi. Bilmiyorum, size fazla geliyor ama bana fazla geliyor. O yüzden şöyle vurdum. Hocam benim buzsumaz ama gideceğim senin için. Ya da gitmeyeceğim ya. Buna gidilmez. Bizim adam da orada. Okey, tamam. Şimdi burada direkt orada olmam lazımdı. Hata ettim ama buna vururum. Sağ bunu hocam. Tamam, şöyle önümüzü alalım. Şöyle gittik. Tamam, adam bir tık orada yanlış bir hareket yaptı. Adamı çıkarmak, iki kişi girdi orada. Ah be, vuramadı. Şimdi tek derhal geri dönüyorum çünkü sıkıntı yaşayacağımız bir pozisyon. Güzel. Ah be, yakında. Şimdi vursun bakalım nasıl vuracak. Oo, beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum. Ya defansif hatalar olmasa şu an maç 3-1'e falan gelmişti. Çünkü orada net pozisyonlarımız da vardı. Benim bir tane kendi kaleme attığım gol vardı. Şu an ısınmadığım için harbiden defansa çok kötü iş yapıyorum. Ama atakta kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Bizim adamın artık bir tek... Oo, tamam, bulsu aldı. Okey. Buradaki bulsu da almış bu arada. O da olur.
Bu arada bizim adamın dediğim gibi bir tek devreye girmesi lazım çünkü. Ah be, yakındı. Bizim adam artık bu. Oo. Abi şimdi diyeceksiniz ki sen niye bu adam bu kadar yükleniyorsun? Arkadaşlar görüyorsunuz yani adam hem şey oynuyor, bir tek sıkıntılı dediğim gibi, hem baksana bak şurada topa girer misin sen mesela? Bak bunun yüzünden mesela şu an benim ne günahım var abi? Bak adam hala, ya suçlamayın diyorum ama üzgünüm, her topa böyle hata yaptın üzgün diyor. Tamam üzgün dersin, bir kere dersin okey, artık ikincisinde bir şeyler yapman lazım. Ama maalesef bizim adam onu beceremiyor şu an. Tabi ben böyle söylüyorum ama gidip adama da küfür etmiyorum arkadaşlar. Orası da çok önemli. Ya da toksiklik yapmıyorum. Şimdi bu adamın artık çok iyi abi. Tamam o da olur. Şimdi bizim basmamız lazım çünkü kaybediyoruz. Ah vuramadım. Boş kale bak, onu at artık. Ya gördünüz ne kadar zor attı ama sıkıntı yok. Harika pas dönüyor. Teşekkür ederim. Problem değil. Teşekkür ederim. Bak kusura bakmayın arkadaşlar. Oyun içinde böyle bir tek sinirlenebiliyorum. Sinirlenmek demeyeyim de nasıl diyeyim ona? Sinirim bozuluyor diyelim. Az bir şey. Böyle adamlar gelince. Ya bir böyle tipler var, bir de her topa dalan tipler var. Bu adam mesela şey ya, etliye sütlüye karışmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bu arada rotasyonu bozuk. Etliye sütlüye karışmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ya kendi halinde attık mı ona? Yakında. Ah be. Tamam okey, bu benim hatam. Üzgünüm dedim direkt. Çünkü ben orada boost'a gitmem lazımdı. Adam çünkü gidiyormuş zaten. Benim orada bu girebilir. Bak çok güzel uçtu. Bitir abicim. Helal, çok güzel. Ya gördüğünüz gibi zaten adam mantıklı bir pozisyon aldığı zaman orada da güzel bir şekilde bitirmiş. Kaleci de terse yakalanmış. Öne geçtik. Şimdi artık hata yapmamız lazım. Çünkü skoru aldık. Bir dakikadan az bir zaman kaldı. Artık bundan sonra adamların golü atmaması lazım. Çünkü atarlarsa bayağı bir havaya girecekler. Bak burada topa gitmemiş mesela izimiz. Çok fazla atak oynamıyorum dedim ve gol attık. Tamam burada artık maçı bitirdik diyebiliriz. Yap şunu diyelim de. Abi adam valla yani başta çok kötü oynadı. Sonlara doğru iyileşti diyebilirim. Puanına baktım da şimdi fena oynanmış. O karlav saydırdık adama da. Okey abi. Git sen de. Tamam buradan artık döneceğini sanmıyorum. Yani %90 diyelim kazandık. Şöyle vurdum, direkten dönecek. Tamam ben gidiyorum abi. Bak adam benim boost'u aldı yine. Neyse sıkıntı yok. Kaledeyim ben. Bunu uçması lazım artık. Güzel, bayağı iyi dokundu. Bu tehlikeye gelecektir ama. Tamam o da olur. Güzel. Patlamadan dolayı göremedim. Adamıma saldım. Oo çok fena gelmiş. Şöyle vurdum. Ah çok yakında, neyse sıkıntı yok, maçı aldık. 5-3 gibi net bir skorla diyebiliriz. Abi artık topu yere düşürün de maç bitsin. Adamlar hala inanmış gibi oynuyor. Neyse bitti, güzel. İkinci maçta geliyorum ben ama şu kümemize bakalım. Küme 4 olduk mu? Eğer küme 4 olduysak belki bu benim 3 ya da 4 maç atabiliriz. Ve küme 3'üz. Tamam ikinci maçtan devam. Evet, ikinci maçımıza geçtik ve yanımıza Igatto gelmiş abi. Igatto. Güzellik vallahi, beğendim adamın ikini. Güzel bir kickoff olmadı bizim için. O çok tehlikeli olur. Vurursa eğer, ki vurdu. Ve bana o kadar ters sekti ki abi. Benim hatam bu. Helal, çok iyi kurtarış. Adam ters, benim gelmem lazım ona artık. Tam güzel sekte. Aa yok, olmadı. Boost'um yok bu arada. Acil boost alıp rotasyona dönmem lazım. Çünkü golü atamadılar. Double girdiler orada. İkili. Şimdi o adam vuracak. Ben gitmiyorum bakın. Adamın topuna karışmıyorum. Şimdi gidiyorum. Pas desem diye, şut desem diye çok kötü bir vuruş yaptım. Şimdi bakın adam kaleye dönüyor. Ben burada basıyorum. Ama kontrollü. Çünkü o bu da çok tehlikeli. Vuramadı. Tam golü attı. Şöyle de bitiriyoruz. Şimdi güzel başladılar ama çok nasıl diyeyim? Bakın bunlar takım mıymış? Yok takım da değil abi. Ya bu adamların şöyle problemleri var. Bireysel olarak gerçekten iyi oynuyorlar ama takım halinde böyle birbirlerinin toplarına girdikleri için sıkıntı yaşayacak diye düşünüyorum maç içinde ama
Bize de sıkıntı vereceklerdi. Çünkü dediğim gibi adamlar bireysel olarak kötü değil abi. Bak mesela bizim bu adamı güzel orada oyaladı. Şimdi benim buna gitmem lazım artık çünkü adam geliyor. Tamam ona hocam tamam sen. Okey o da olur. Şöyle vuruyorum bak biri eksildi. Bizim adam bıraktım. Neyse sıkıntı yok. Üzgünüm diyeyim benim hatam. Şimdi ben orada niye bıraktım? Adam çok güzel. Adam vuracak zannettim ama o bayağı iyi bu yok geldi. Adam vuracak zannettim ama vuramadı. O yüzden de beni bırakmam hatalı oldu biraz. Şimdi o adam hocam sen onu tutamazsın ya ben oradan. Şöyle bakıyorum bizim adamda bakın ellemiyorum. Şöyle ah be çok kötü bitirdim üzgün diyelim. Oo çok fena takıldık be. Benim ağacı şu bulsalım. Bak mesela burada giriyorum. Önde baskı. Çünkü adam artık topla çok fazla oynadığı zaman girmeniz lazım. Bak ellemiyorum adamın topu. Yine ellemiyorum. Bak pozisyonu bekliyorum. Pozisyon geldi. Allah ne verdiyse yapıştırıyorum. Bu. Bu kadar abi. Adam da çok güzel topu taşıdı. Onun da hakkını teslim etmek lazım şimdi. Harbiden harika bir asist yaptı. Şöyle harika paslayayım da adama. Hakkını teslim edelim. Şimdi devam. Okey kötü sekti biraz. Şöyle o bize kaçırdık oraya. Adam attı mı onu? Şu an bakın dalmıyorum. Yine dalmıyorum. Adam vuracak diye. Abi pingim var görüyorsunuz zaten. Orada ne olduğunu... O bayağı kötü geliyor bu. Orada ne olduğunu anlayamadan. Ah be çok yakındı. Buna vurması lazım bizim adamın. Vuramadı. Tamam kötü vurdu. Burada çok sakin oynuyoruz. Bir tık daha agresif oynamamız lazım. Adamlar 2-1'i yakalarsa sıkıntı çıkaracaklardır. Çünkü bize şöyle vurdum. Bulsun az bu arada. Hatta yok denecek kadar az. Gitmedi adam. Ben adam pas çıkaracaktım. Çıkaramadım abi. Ve benim hatamdan dolayı gol yedik. İkinci maçta ikinci kendi kaleme golümü attım. Şimdi burada hatamı söyleyeyim. Bakın burada ben adama çıkaracaktım ama adam şey sanmış. Benim bulsun var diye sanmış. O yüzden Allah ne verdiyse atağa çıkmış. Ama burada adamın suçlanacak bir tarafı yok. Çünkü tamamen benim hatam. Ve kendi hatamızın cezasında şanssız bir gol yiyerek çektik. Tabii orada bana çarpıp girmesi de ekstra bir olay ama yapacak bir şey yok. Güzel iyi vurdu. Baskı altına alacaktır bayağı bir. Bu arada bulsun yok. Çok sıkıntılı bir pozisyon geçireceğiz. Orası belli bir şey. Yok geçemedik tamam. Adamlar orada bayağı sattı. Ve şöyle de tamam oradan maç bitti. Oradan topu alacaktı. Kontrol edecek de derken ki yaptı. Ve çok güzel getirdi. Beklemediğim kadar güzel getirdi ve iyi oynadılar. Ama tabii ki de adamlar iyi oynamasına rağmen biz iyi oynadığımız için maçı kazandık. Şimdi bakalım kümemize. Küme 4 olduk mu? Bak Diamond'mış bizim adam. Bize küme 4 olduk. Devam abi. Karşıda bir tane Diamond var. Bakalım takımlar işimiz zor olacak. Hiç kolay olmayacak ama mücadeleyle tabii ki de bırakmayacağız. O zaman yapıştıralım bakalım. Final bölümünün ilk maçıyla başlayalım. Da final bölümü diyorum ama iki maçı birden kaybedersek. O adam oradaki bursa gitti. Yok gitmemiş abi. Tamam hocam onu aldın sen de. O topun üstüne düşmem de gerçekten 10 numara olay. Yemedi abi. Bunlara fake verince abi yemiyorlar. Bak öyle bir sıkıntı var. Yok abi onu ben tutarım ya. O kadar değil de. Bir de değdim. Tamam çok güzel. Bizim adamın artık devreye girmesi lazım. Girmemiş. Şöyle ben vurdum. O çok kötü. Baya kötü oynadım orada. Çevirebilirse oradan çok güzel atak çıkar. Tamam ben çevirdim ama adam tabii ki de kademede. Bozuyorum bakın şu an. Çok güzel bantladı. Bak hala daha yere düşemedim. İniş yapamadım abi. Sanki paraşütlüymüşüm gibi de. Tamam o da olur. Şuradan bir bakalım. Bir ekmek çıkacak mı bize? Tamam saldım. Adam ne yaptı lan öyle? Oo. Lan ben orada boost'a gittim. Adam kendi kalesine atıyordu aslında. Tam güzel bir ceiling de bu adam bir tık savruk oynuyor abi. Bak yeteneği var ama çok yanlış kararlar veriyor. Abi çok kötü, çok kötü, çok kötü. Direkt geliyor diye spamlayalım da. Tamam vurdu. Burada çok talihsiz bir pozisyon yaşadık abi. Boost'um yok o yüzden basmıyorum fazla. Şimdi bastım. Ama adam tuttu zaten gördünüz. Direkt
Güzel bir 50-50. Direkt adama yardıma gideceğim. Tamam, ben de o. Şöyle vurdum. Adama da geldi. Abi yemedik onu değil mi? Tamam, yemedik. Kale gitmiyormuş. Şöyle direkt savunmaya geçtim. Oo, çok kötü pas attım be reis. Devam devam devam. Oradaki dokunuşum çok değerliydi. Orada dokunmasam büyük ihtimal gol yemiştik abi. Tamam, güzel blokladım. Artık bizim adamın, ha eyvallah, devreye girmesi lazım dedim, girdi. Buradan bir ceiling gelir mi? Hadi bakalım. Bıraktım, yapıştır abi asisti. Ah. Asisti yapıştır yalnız. Oo, çok kötü geldi abi. Golü yapıştır değil. O bir de bump yedik. Abi çok şanssız be. Vallahi çok şanssız. Ya burada disping diyor. Okey tamam. Adamın pingi varmış. Ben diyorum adam nerede abi? Çünkü orada tek başıma mücadele ettim. Yarım saattir işte şutu tutuyorum. Pozisyona göre falan. Bakayım. Abi adam pingi düzeldi de 1-0 geriye düşmemiş, sıkıntılı oldu biraz. Olsun. Sağlık olsun. Ceiling deniyor. Yapabilecek misin? Vallahi helal olsun. Helal olsun. İyi hoş da adamın şeyde sıkıntısı var abi ya. Takım oyunu oynuyor. Belli ya. Freestyle yapmaya gelmiş ama ciddi anlamda bir elmas kalitesinin bile üstünde bir gol attı. Cidden çok iyiydi. Güzel diyelim o zaman. Ama bayağı sağlam bir senin golü attı. Şimdi burada ama çok kötü. Güzel pas oldu. İstemeden yaptım bu arada ama helal lan. Tuttu. Tuttu. Bayağı iyi tuttu. Bir tık daha böyle, çok değil ya. Bir tık daha böyle hızlı vursa. Ama adam topu vurmasın diye. Yani her şeyi göze alıyor bakın. Çok da güzel bir şut çekti var ya. Abi ben orada ne yaptım? O baya kötü. Direkt dönüyorum abi. Allah ne verdiyse. Tamam, adam bir tık sattı gibi. Bizim adam niye topu terk etti bir anda, onu anlamadım. Oo çok iyi. Tamam, ben buradaki boost'u alırım hocam, sen ıskaldı. Şu boost'u da aldım. Artık buradan bize bir atak çıkması lazım. Çıkmadı. Ve aksine kontraydık abi. Basmıyorum adamın topuna. Bakın. Yavaş yavaş gidiyorum. Vuracak zaten. Şöyle vurdum. Oo, sen atlamasaydın bereyiz. Çok kötü oldu bu. Kontrayı çıkarlarsa sıkıntı yaşarız. Abi çok kötü geliyor. Reis. Tamam, ben buradayım abi. Yapıştır, helal olsun. Adam taşıyor abi şu an. Harbiden taşıyor. Bakalım. Aynen. 334 puanı var. Adam mis gibi taşıyor. Şimdi bazılarınız yorum atacaktır. Abi sen Diamond'sın, Platlar seni taşıyor diye. Vallahi haklılar abi. Ama adamı görüyorsunuz yani, belli freestyle yapmaya gelmiş. Ve ya bu rank ona düşük. Çünkü takım oyunu oynuyor. Sadece freestyle yapmasına rağmen bile çok güzel iş yapıyor. Ama bu golü atsaydık iyi olacaktı. Şimdi adam onları oyalar çünkü ben boost'a gittim. Oh, çok talihsiz bir gol olurdu gitseydi. İzliyorum bakın, girmiyorum. Giriyorum şimdi. Şöyle güzel etkili bir şut olmadı ama ıskaladılar ve golümü yazıyorum. Tamam, ben de benim de çorbada tuzum oldu. İyi oldu abi. Adamların burada hatası, plat 3'lere yakışmayacak bir hata geldi oradan ve gollerimizi ardı ardına yapıştırdık. Bu arada karşı cidden iyiydi abi yani. İyi de öldürüp şimdi hakkını yemek lazım. Gayet iyi mücadele ettiler ama artık bu saatten sonra, o çok kötü kickoff yaptım, pardon diyelim de adama. Bu saatten sonra artık maçı kazanma ihtimalleri yüzde artık 5 mi 4 mü bilmiyorum ama sürede her saniye onlar için işliyor. Güzel blokladı bu arada, çok kaliteli blok attı orada. Şöyle vurdum, zaman öldürüyoruz artık. Güzel. İyi bir uzaklaştırma ve maçımızı kazanıyoruz. Güzel. Bakalım bu maçta çıkacağımı sanmıyorum elmasa. Çıkarsak bir bölümde bitecek. Pardon, iki maçta bitecek artık. Kaç maç olacak bilmiyorum ama çıktık abi. Vallahi seri bitti. Hadi arkadaşlar, geçmiş olsun. Kurtulduk.
Bir mağlubiyetle ve yaklaşık kaç maç oynadık bilmiyorum ama 30'dan fazla maç oynadık. Sadece bir kez mağlup olarak bu seriyi bitirdik. Gördüğünüz zaten takım oyunu oynayarak bir şekilde böyle şeyler imza atabiliyorsunuz. Hatta şunu da bir ekran fotoğrafını alayım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Lütfen yoruma yazın. Şampiyona devam edelim mi? Şampiyona devam edersek bu serinin iki katı uzunluğunda bir seri olacak. Şampiyon çok zorlayacaktır beni. Ama sizin yorumlarınız önemli, dediğim gibi şöyle de öğe masasına girdik. Dur şöyle göstereyim. Bakın elmas bir küme bile çıktım. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Dediğim gibi yorumda belirtirsiniz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.